Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakın. Damar tıkanıklığı dediğiniz bir şey. Yani bu adeta bir iç organ yağlanmasıdır gibi kabaca. Yani damar sertliği, damar tıkanıklığı. Şimdi bunu siz maydanoz, limon ve sarımsak kür'üyle yapabilirsiniz. Lütfen şu uydu kanallarındaki tabletlere, kapsüllere lütfen itibar etmeyin. Başka hocaları da kullanıyorlar. Şimdi bunu evinizde kendiniz doğal hazırlayacaksınız. Eğer damar yağ bağlamaya başlamışsa orada kalsifikasyon da var içerisinde. Yani burada maydanoz, limon, sarımsak bulunmaz bir nimettir. Ama tamamen trombus olmuşsa yani damar tamamen tıkalıysa burada yapacak bir şey yok Hüseyin. Marifet odur ki damarın içi yağlanarak daralmaya başlamış, kanın geçişi ağırlaşıyor, kalbin yükü artıyor tabii orada ve kalp kasları yeteri kadar oksijenle beslenemiyor demektir. Fakat tabiat e, yani yaratılışın e, ilahi programı içerisinde kalp burada çalışırken bunu besleyen damarlar var. Burada bir damar tıkanınca ne oluyor Hüseyin? Buradan sağdan soldan damar atıyor. Yani anjiyogenes istediğimiz yeni kılcal damarlar atıyor önü tıkandı diye. Tabii bunu doktor görüyor. Yani anjiyografi yapıldığında... Nedir diye yani o kadar da şey değil İşte burada eğer damarlar daralmaya başlamışsa içten yağ bağlamaya başlamışsa kabaca bu şekilde anlatayım ben normalde bunu kardiyologlarıyla konuşacaklar maydanoz limon sarımsak 3 gün sarımsaksız yapacaklar maydanoz limon körünü 1 2 3. gün 4 5 6 bir diş sarımsak atacaksınız içine. 7 8 9 tekrar sarımsaksız oldu mu 9 gün. Burada 5 gün bir ara verin. 9 günü tamamladıktan sonra 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı. Neyse. 5 gün ara verdiniz. Tekrar ne yapıyorsunuz? Bir 9 gün gidiyorsunuz. Sarımsaklı, sarımsaksız, 5 gün ara, tekrar bir 9 gün. Yani 3 9 27 gün toplamda bunu uyguluyorsunuz. 3 tane 5 15 yapar. 15 günde bunların toplamda verdiğiniz arası var. Şimdi bu araları neden veriyoruz Hüseyin? İnsan vücudu yaşlandıkça enzim aktiviteleri düşer. Yani yavaşlar. Aktivasyonları düşer. Şimdi genç bir insanın kürekle çalıştığını, toprak attığını düşün. E bir de 50 yaşındaki adam, onun aktivite aktivasyonu bir mi? İşte biz buna aktivite diyoruz. Aynı şekilde enzimler de böyle, proteinler de fonksiyonaliteleri yavaşlıyor. Yaşlılığa bağlı olarak. Ha Burada ne yapıyorsunuz siz? Şimdi 9 günü uyguladınız, vücudunuza hatırlatıyorsunuz. Hem onu aktive ediyorsunuz hem de hatırlatıyorsunuz ne yapması gerektiğini. Ha diyor sonra o beş günde tekrar düşüyor. Tekrar dokuz gün hazır veriyorsunuz. Böyle böyle vücudu ne yapıyorsunuz? Tekrar kendisine önce davrandığı şekilde davranmasını hatırlatmış oluyorsunuz. İşte bu bütün ne yaparsanız yapın değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Lütfen doğal olan gıdaları, sebzeleri, meyveleri tüketin. Buğdayı tüketin. Doğal olanı. Doğal. Hiç korkmayın. Hiç endişe etmeyin. Yani ondan sonra bakın bu damarları daralmaya başlamış olanlar bilirler zaten. Rengi gider. Hemen biraz hızlı filan yürürlerse. Doktor kontrolünü ihmal etmeyecekler. Bakın bu maydanoz, limon, sarımsak küründen inanın on binlerce insan nasıl dua ediyor Hüseyin. Samarda iltihaplanmaya karşı içi, o başka. O başka değil mi o hocam? O tamamen o Tam önümde o duruyor. vaskülit o vaskülit damar içi iltihaplanması. Hatta onu da Behçet'ten Behçet'e de girer o. Yani orada olay tamamen farklı. farklı. Onu şeye Serpil kızımıza soracağım ben bu konuyu tamamlayınca. İşte maydanoz, limon, sarımsak pürüyle ne yapıyorsunuz? Bu yağı eritiyorsunuz. Bak diyorum tekrar. Trombus olmuşsa... ...yüzde yüz tıkalıysa... ...açılması Gerçekten. mümkün değil. Demeyeyim. Bu da büyük konuşmak olur. Çünkü bir bakarsınız... ...öyle bir gıda tüketirsiniz ki... ...insanlık onu bilmiyordur. Pat diyor o damarı açar. Neden açıldığını da kimse bilmez. Bu da olur. Çünkü Allah'ın... E, ...imkanları... ...sınırsızdır. Hiç bilemezsin yani bir yerde bir şey küçücük bir şey olur. Bir yerde bir gıda yersin. Ne bileyim ben bir erik yersin, farklı bir tür. O senin bambaşka bir derdine çözüm, çare olu verir. Çünkü hiçbir şey sebepsiz yaratılmadı. Şüphesiz. Her şey insan için. Dolayısıyla asla kesin şey yapmamak lazım. Ama bu insanlar hareket ettikleri zaman yoruluyor ve rengi duvar gibi oluyor. Maydanoz, limon, sarımsak gürünü uyguladıktan sonra merdivenleri daha çabuk, daha rahat sıkılmadan çıkabiliyorlar. Ama şunu söylüyorum. Orta yaşı geçen insanlar kendinizi sınamayın. Kendinizi test etmeyin. Ya ben hakikaten açıldım ha deyip, depara kalkmayın. Yani bu yanlış bir şey. Aküyü sonuna kadar bazı bizim insanımızda bu var. Maalesef bir sınayım bir deneyin. Ya tamam işte evet. rahatladın. Mübarek adam ne illa kendini sunuyorsun. Hiç yani. Ahmet Bey'in de retorik soru, cevabı binden soru geliyor hocam. Ahmet Bey benim kalbimde üç tane içten yaldı, 2 tane normal toplam 5 stent var ve damarlarım en son ilaçlı filmde yüzde %50 ile 60 tıkalı e, stentli yerler hariç ne yapabilir demiş. Evet. Şimdi şeyi yani bir defa burada Doktorun verdiği ilaçlar vardır, kardiyolojinin verdiği ilaçlar vardır, onları kullanıyorlar. Maydanoz, limon, sarımsak. Sarımsak. Yalnız bak Hüseyin, burada işin bir püf noktası var. Eğer ağır bir kan sulandırıcı verilmiş ise, hı hı. Pla, işte adı öyle hı hı. başlıyor ee, veya varfarin grubu bir ilaçsa o zaman bu söylediğimi uygulayamaz. uygulayamaz. Çünkü gerek maydanoz gerek limon ne yapıyor? Kanı daha çok sulandırıyor. sulandırıyor. Çünkü onlar çok ağır kan sulandırıcı kullanabiliyorlar. Ha yok böyle efendim 100 miligramlık asetik asit salisilik asit filan verildiyse yani adı a ile başlayan basit kansolandırıcılar orada problem yok. Rahatlıkla maydanoz, limon, sarımsak kürünü uygula. uygulayabilirler. İşte